Ankara'da bugün evet önemli bir konuk trafiği var, özellikle Avrupa'dan. O önemli konuklardan biri de hemen şu anda CNN Türk stüdyolarında yanımızda. Kendisini bir kez daha bize takdim edelim. AB Göç İşleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos. Mr. Poulos, Avramopoulos. Sayın Avramopoulos, hoş geldiniz Türkiye'ye öncelikle. Burada olmaktan çok memnunum. Ankara'da, Türkiye'de olmaktan çok teşekkürler. Son dönemde en önemli konulardan bir tanesi tabii ki mülteci sorunu ve göç politikaları. Siz bu konuyla ilgileniyorsunuz, bu konudan sorumlusunuz. Bundan bahsedeceğiz ama isterseniz öncelikle Türkiye'deki darbe girişiminden başlayalım. After this report, you will going to visit the Turkish buradan çıktıktan sonra parlamentoyu, meclisi ziyaret edeceksiniz. Bunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'de bulunuyoruz. Şunu söylemem lazım. O gece hepimiz, ya bütün dünya şoke oldu. Ve bir kez daha Türkiye vatandaşlarını tebrik etmek istiyorum, kutlamak istiyorum. Bu darbe girişimine karşı durdular ve demokrasilerine sahip çıktılar, demokrasiyi kurtardılar. O gece aslına bakarsanız Türkiye'de demokrasi için, demokrasi adına kazanılan bir zaferdi. Bildiğiniz gibi biz Türkiye'deki anayasal düzene destek verdik, demokrasiye destek verdik ve bu trajik tecrübeden sonra 271 kişinin hayatını kaybettiğini hep anımsamamız lazım. Ve bu olaydan sonra pek çok açıdan Türkiye daha güçlü çıktı bu krizden. Daha önce de dile getirdiğim gibi Avrupa Türkiye'nin yanında yer alıyor. Sadece o gece yaşananlardan dolayı değil, aynı zamanda gerçekleştirilen reformlar sebebiyle de, yani Türkiye'yi bir gün Avrupa ailesine alabilecek ve o kapıyı açabilecek reformlar sebebiyle de Türkiye'nin yanında yer alıyoruz. Mülteci krizi meselesinde evet doğru, büyük bir baskı altındayız Avrupa'da. 1.2 milyon kişi Avrupa'ya ulaştı ve şunu unutmamak lazım, 3 milyon mülteci de Türkiye topraklarında. Türkiye'yi bir kez daha onlara misafirperverlik gösterdiği için, insanlığı gösterdiği için tebrik etmek istiyorum. Şimdi biraz darbe girişimine dönecek olursak, siz haberleri aldığınızda o gece şoke olduk dediğiniz, siz hiç Türk yetkililerle irtibata geçtiniz mi? Evet, o gece hemen Cumhurbaşkanlığı ekibinden birilerine ulaşmaya çalıştım ve yakın diyebileceğim kişilerle, kendisine yakın diyebileceğim kişilerle ve hükümete yer alan bakanlarla mesajlaşmam oldu ve çok güçlü bir destek mesajını ilettik. Aynı şekilde Sayın Juncker de o gece destek mesajını yollamıştı. Türkiye'nin yanındayız mesajları gitti. O gece demokratik ve anayasal düzeni destekliyoruz dedik. Ama bütün dünya için bir şoktu bu. Şunu söylemem lazım. Bir yandan da Türkiye için tarihi bir andı. Yani geçmişte biliyorsunuz Türkiye'nin askeri darbe geçmişi var Türkiye'nin, ama o gece Türkiye Türk halkının, vatandaşların çabası sayesinde o eşiği aslına bakarsanız açtı. Yani açtı. Bu askeri darbe girişimini bir anlamda aslında geride bırakmış oldu ve demokrasi galip çıktı. Bu bir. İkincisi, siz programı açarken meclise ziyaretimden bahsettiniz. Türk demokrasisinin beşiği diyebileceğimiz meclis. Şimdi bütün siyasi partilere baktığımızda bu trajik tecrübe sonrası, dediğim gibi Türkiye birlik oldu ve bu da o gece yaşananların en önemli sonuçlarından bir tanesi oldu. Evet, hemen mesajları paylaştım Cumhurbaşkanı ile birlikte. Biliyorsunuz İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana bizim tanışıklığımız var, arkadaşlığımız var.
Şimdi Türkiye daha bir, daha tek vücut ve daha güçlü. Peki aradığınızda ne dediniz? Hayır, arayamadım çünkü yani o anda biliyorsunuz trajik bir an, suikast girişimi vardı kendisine. Sadece hatta kendisine yönelik değil, diğer hükümet üyelerine yönelik de aynı şekilde tehdit vardı. İnanılmaz bir geceydi. Gelişmeleri takip etmeye çalışıyordum ve bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bugün sizin programınıza katılıyorum ve sizin CNN Türk'ün üstlendiği rol çok önemliydi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajını Türk vatandaşlarına aktaran ilk kanalınız, demokrasinin savunulduğu konuşmayı verdiniz. Dolayısıyla medyanın rolü çok önemli. Bütün dünyada, Avrupa'da da çok önemli. Ama özellikle böylesi önemli, kritik bir an yaşıyorsanız medyanın demokrasinin savunucuları olarak rol üstlenmesi çok daha önemli hale geliyor. Türkiye ama darbe girişiminden sonra Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi yalnız bıraktığını düşünüyor. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Şunu söyleyeyim, aslında bu sorunuza cevap verdim ama şunu bir kez daha söyleyeyim. Avrupa en başından bu yana Türkiye'nin yanında yer aldı. Evet, Türkiye'nin belki daha fazla sayıda Avrupalı yetkilinin buraya gelip ziyaret etmesini ister, bekler. Ama dediğim gibi o gece demokrasi unsurlarının zaferini gördük, zaferine şahit olduk ve bu aslında Türkiye'yi Avrupa değerlerine, standartlarına biraz daha yaklaşmış oldu. Bu açıdan da bakmak lazım. Ve Türk vatandaşlarının demokrasilerine sahip çıktığını altını çizmek lazım. Ama şu konuda garanti vereyim, Avrupa Türkiye'nin yanında yer alıyor. Bu bir kere kesin. Yani ülke içerisindeki siyasi durumdan da bağımsız olarak Avrupa perspektifinin yanında yer alıyor. Zaten ben de bu sebeple Ankara'dayım, buradayım. Ve bu sabah itibariyle de bakanlarla görüşmelerimize başladık. Dışişleri Bakanı, AB Bakanı ve şimdi işte meclisi ziyaret edeceğim. Ve buradaki amaç da tabii ki ortak taahhüdümüzün altını bir kez daha, bu dayanışma ruhunun ve karşılıklı güvenin altını bir kez daha çizmek. Bu yüzden buradayız. Türkiye bölgede, dünyada önemli paylaşlardan bir tanesi ve istikrar yaratan faktörlerden bir tanesi. İstikrarlı ve demokratik bir Türkiye ihtiyacımız var. Bu hepimizin çıkarına. İşte bu yüzden Türkiye'nin yanında yer alıyoruz bu zor zamanda, zor günlerde. İsterseniz göçmen meselesine, mülteci krizine biraz dönelim, o konuyla devam edelim. Bu mülteci sorunun geleceğini düşünüyorsunuz. Zaman alacak. Zaman alacak. Çok, ne kadar zaman alacak? Dünyanın bir kısmı ateş içindeyken, iç savaş devam ederken bu sorun da devam edecek ve Avrupa'da bu insanlar güvenli bir yer aramaya devam ettiği sürece bu sorun sürecek. Yani çaresiz insanlar Avrupa'ya gelmeye çalışıyorlar ve Avrupa insan haklarına saygı gösterip bu insanlara yardımcı olma. Türkiye bunu yapıyor. Yani başta söylediğim şeye döneceğim tekrar. Türkiye çok güçlü bir mesaj verdi bir kere bütün dünyaya. Yani hepimiz acaba bu çaresiz insanlara nasıl davranmalıyız, nasıl muamele göstermeliyiz? Bu konuda güçlü bir mesaj verdi. Avrupa bu yüzden daha fazla yardımcı olmaya, hem teknik, hem finans, hem de finansal, hem de siyasi açıdan Türkiye'ye bu konuda daha çok yardımcı olmaya karar verdi. Bu yüzden de zaten bu anlaşmaya varıldı Türkiye ile, AB ve Türkiye arasında. Ve bu mülteci anlaşması hala işe yarıyor. Bunu vurgulamak lazım. Sizin komşunuz Yunanistan da mesela bu anlaşmanın uygulanmasından memnun. Tabii ki bazı varılması gereken, karşılanması gereken koşullar var. Ve bu konuyu hükümet yetkilileriyle de görüştüm. Ve bu sorunlar da çözülebilir. Yani evet, Türkiye çok çok önemli rol üstlendi. Yalnız değil, bir kez daha bunun altını çizmek istiyorum. The deal
Diğer yandan da anlaşmaya saygı gösteriliyor ve uygulanıyor. Bu anlaşma uygulanıyor. Konuşmanızın başında reformlardan bahsetmiştiniz. Ne gibi reformlar bunlar? Yani Türkiye ve Avrupa'nın gerçekleşmesi gereken reformlar. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği zaten bazı standartlar ortaya koydu. Yani bu standartları illa dikte ettirmek değil. Ben komşu ülkeden geliyorum, biliyorsunuz. Ve geçmişte biz de bu standartları karşılamak zorunda kaldık Avrupa Birliği'ne girerken. Şimdi Türkiye içinde karşılanması gereken koşullar var. Mesela vize serbestliği konusunda, ama uzun vadede Türkiye'nin Avrupa standartlarına uyması gerekiyor. AB üyesi olabilmesi için, Avrupa Birliği ailesinin parçası olması için. Evet, bazı Avrupa içerisinde tepkiler olabilir, bazı siyasetçiler buna inanmayabilir, bunu dile getirenler olabilir, ama şunu söylemek lazım, Avrupa Avrupa Türkiye'nin yanında yer alıyor ve bir gün gelecekte Türkiye'nin Avrupa Birliği ailesinin bir parçası olacağına inanıyor. Bu Türk vatandaşlarının da bir arzusu. Geçtiğimiz yüzyıldan bu yana Türkiye her zaman Avrupa'ya yakın oldu. Yani karşı karşıya kalınsa bile, bir takım sorunlar yaşansa bile, bütün bunlar aslında daha fazla dayanışma gösterebileceğimiz dönemlerin işareti oluyor. Yani karşı karşıya kaldığımız sorun yaşadığımız zamanlar olsa bile. Bu aynı zamanda sadece oradaki piyasanın parçası olmak değil, ortak piyasanın, pazarın parçası olmak değil, kültürel, siyasi alanda da o ailenin bir parçası olmaktan bahsediyoruz. Ve amaç, hedef, Türkiye'nin hedefi bu. Bu yüzden de birbirimize ihtiyacımız var, birbirimizle konuşmamız lazım. Bu ilişkileri, karşılıklı güveni daha da güçlendirmemiz lazım. Karşılıklı güven dediniz. Alman gazetesi, Bild gazetesine verdiği bir röportajda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa'yı, Türkiye'yi vize konusunda vize konusunda Türkiye'yi hor gördüğünü, aşağıladığı ifadelerini kullanmıştı. Sizce bu konuda bir çözüme varılabilir mi? Evet, ben bence de bu konuda bir çözüme ulaşılabilir, bu hedefe ulaşılabilir. Başlangıçta da söylediğim gibi, birlikte bu geri kalan yolu kat etmek lazım. Zaten çoğu bu koşulların karşılandı. Geriye kalan 5 ve 2 madde var karşılanmayan. Bunu zaten bugünkü temaslarda da görüştük. Evet, bazı dikenli konular var, aşılması gereken, ama buraya geldik, buradayız ve karşılıklı anlayış ve güven temelinde bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bunları aşmak için buradayız ve en nihayetinde bu sorunları, bu pürüzleri aşacağımızı düşünüyorum. Güvenlik meselesinde de kamuoyu önünde yaptığım açıklamalarda da uzun zaman önce dile getirmiştim. Daha fazla anlayış göstermemiz gerekiyor Türkiye'deki güvenlik meselesine diye. Geçmişte Türk meslektaşlarımızla yakın bir şekilde çalışıyorduk ve güvenlik konusunda Türkiye'nin endişelerini anlıyorduk. Bu ülkenin bütünlüğü, güvenlik meselesindeki endişeleri, bunlar tabii giderilmeli ve bu konuda destek verilmeli her şekilde. Çünkü bizim için, yani Avrupa için, daha önce de dile getirdiğim gibi, istikrarlı, güvenli bir Türkiye'nin olması çok önemli. Ve çok önemli bir rol üstleniyor Türkiye içinde bulunduğu bölgede. Şimdi darbe girişiminin arkasından burada yer alıyorsunuz, burayı ziyaret ediyorsunuz. Bir yandan da terör saldırısının da hedefi oldu. Örneğin Gaziantep'te IŞİD saldırısının hedefi oldu. Türkiye'yi neden böyle bir, acaba bu koşullar altında Türkiye'yi terörle mücadelesini değiştirmesi konusunda baskı uygulanıyor? Daha önce söylediğim gibi bir şey daha ekleyeyim önceki söylediklerime. Şimdi güvenlik meselesinde, Türkiye içerisindeki güvenlik
meselesine baktığımızda Türkiye bir kere bir saldırı altında bir yıl önce buraya gelmiştim. Ve bu saldırının, terör saldırısının gerçekleştiği yerlerden bir tanesini ziyaret etmiştim Ankara'da. Bir saygı gösterisinde bulunmak ve masum insanların hayatını kaybettiği bu saldırı sonrası başsağlığı mahiyetinde ziyaret etmiştim. Ve daha önce de terör saldırıları oldu biliyorsunuz İstanbul'da, aynı şekilde Gaziantep'te. Ve bu açıdan bakıldığında bu zorluklar ortak. Yani terörizm ortak düşmandır. Terör ortak düşman. Yani sınır tanımaz terörizm. Şimdi mesela Orta Avrupa'da neler yaşanıyor bakalım. Paris'te yaşananları biliyorsunuz. Belçika örneğini birlikte yaşadık. Dolayısıyla bu konuda aynı taraftayız. Yani terörle mücadelede kararlıyız. Bu terör olgusunun hayatımızdan tamamen çıkması için birlikte mücadele edilmesi gerekiyor. Türkiye'de bu terörle mücadelesinde yalnız değildir. Benim burada ziyaretim boyunca acaba nasıl birlikte çalışabiliriz? Bunları da konuştuk. Yani Europol, istihbarat birimleri hep beraber terörle mücadeleyi nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunu da konuştuk. Mesaj çok net. Terörle mücadelesinde Türkiye yalnız değildir. Diğer taraftan da bakacak olursak hassasiyetleri de Türkiye gözetmeli Avrupa hukukunda terör meselesinde. Bunu da yapıyorlar. Yani Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bu konuda da, yani bir yandan terörle mücadele devam ederken diğer konuda da ortak bir zemin bulunabilir diye düşünüyorum. Şimdi biraz rakamlardan bahsedelim. Çok rakamlarda iyi değilimdir ama pek o zaman deneyelim. Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'den kaç mülteci kabul etti? Şimdi şimdiye kadar baktığımızda aslında anlaşma işe yarıyor. Yunanistan'a geldiğim için biraz rakamlara bakacak olursak evet anlaşma işe yarıyor ama bu mesele sadece bir rakam meselesi değil, bir insan meselesi. Röportajın başında da söylemiştim. Bu insanlara saygı göstermek lazım, insani bir muamele yapmak lazım. Evet, rakamlar var hep konuşulan ama bu meseleye teknik olarak evet bakacağız ama bunun da ötesinde acaba bu insanlara nasıl muamele ediyoruz? Bu da önemli. Türkiye'yi bir kez daha 3 milyon mülteciye sahipliği yaptığı için kutlamak lazım ama Avrupa'da şu anda 1 milyon mülteci Almanya'da, 50 binden fazla Yunanistan'da ve Avrupa kapılarını açtı ama başlangıçta hiç de hazırlıklı değildi. Yani sürpriz oldu aslında bakacak olursanız bu kriz. Önce dediler ki Güney Avrupa için bir sorun ama hayır, bütün Avrupa'yı kapsayan bir sorundu bu. O açıdan başlangıçta hazırlıksız yakalandı. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir araya geldiğimizde bir konferans toplayalım dedik ve iki hafta sonra bir zirve gerçekleştirecek liderler seviyesinde bu konuya nasıl acaba küresel manada nasıl çözebiliriz? Yani bu sadece bizim bölgemizi ilgilendiren ya da sadece Avrupa'yı ilgilendiren bir mesele değil. Bakıldığında 10 milyonlarca mülteci var bütün dünyada ve bu rakam daha da artacak biz eğer adım atmaz bir şeyler yapmazsak uluslararası toplum olarak. Bu savaşı durdurmak, bu savaşları durdurmak ve bu bölgeye yeniden istikrarı getirmezsek, yani sadece Suriye yok bu bölgede, Libya ve bölgede başka ülkeler de var. Ve korkarım diğer ülkelerdeki istikrarsızlık da yine bunun arkasından gelebilir. Ama dediğim gibi bu konuda aynı taraftayız. Türkiye, Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Avrupa ulusları hepsi bir arada işbirliği içerisinde olmalı mülteci krizin çözümü konusunda. Bir kez daha Avrupa Birliği adına Türkiye'yi yaptıklarından ötürü kutlamak istiyorum. Aynı şekilde vatandaşlarınızı da, çünkü insani bir şekilde bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Sayın Avramopoulos, çok teşekkürler. Thank you. Teşekkürler. Çok önemli bir konuğumuz vardı. AB Göç İşleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos bizlerleydi. Hem darbe girişiminin ardından Avrupa'nın perspektifi açısından
söyledikleri önemliydi. Hem de göç konusu, mülteci konusu açısından söyledikleri önemliydi. Şimdilik biz de Ankara stüdyolarından iyi günler diliyoruz.